çok değerli şube başkanları, çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, hepinizi içten duygularla, sevgilerle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şimdi Trakya'nın önemli bir bölümünün temsilcileri burada oldukları için müsaade ederseniz bu mesele nasıl ortaya çıktı, neden ortaya çıktı ve ne şekilde Türkiye'de gelişti, bugün o meselenin halli konusunda hangi noktada bulunuyoruz? Bununla ilgili olarak hem şube başkanlarımızı bilgilendirmiş olacağım hem de sizlere aşağı yukarı 30 yıla yaklaşan bu süreç içerisinde hangi merhalelerden geçildi, hangi zahmetlere girildi ve bir tek kişinin dahi burnu kanamadan bu Alevi-Sünni ayrılığı ne şekilde etkisiz hale getirildi ve anayasamızın öngördüğü 10. maddeye uygun olarak, yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının inançları, siyasi kanaatleri, siyasi felsefesi, rengi, dini ne olursa olsun yasalar önünde eşittir hükmüyle biz bu meselenin halledilmesini hükümetlere götürdük. İlk götürdüğümüz dönemde bugün zannedildiği gibi bugünkü siyasi iktidarın tahmin ettiği ve iddia ettiği gibi böyle 18-20 senelik bir olay değildir. İlk başladığımız zaman, peki niye başladık onu da söyleyeyim. Bendeniz içinizden birisi olarak, yani bugün aşağı yukarı 50 yıla yaklaşan bir dönemde Türkiye'de hukuk fakültesini bitirdikten hemen sonra aynı fakültede devletler hukuku kürsüsüne asistan olarak girdim. Ve doktora, doçentlik ve profesörlükten sonra da hep şunu gördüm. Ben devletler hukukunun önemli bir parçası haline gelen şimdi temel hak ve özgürlüklerin uluslararası hukuk tarafından himayesi konusunu işlememiş olmamıza rağmen, ki bugün devletler hukukunun önemli bir parçasını oluşturur bu konu, ben kendim Alevi olduğumu söyleyemiyordum. Neden söyleyemiyordum? Çünkü öğrencilerim benim anlattıklarımı hoca herhalde kendisine yontacak şekilde anlatıyor, zehabına kapılırlar diye Alevi olduğumu söylemeden bir devletler hukuk hocası olarak devletler hukukunun bu konuda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geldiği noktayı izah etmeye çalışıyordum. Peki 2. Dünya Savaşı'nda ne olmuştu da insanlık birdenbire uyanır hale geldi? 2. Dünya Savaşı'ndan, yani faşizmin o dönemde, Hitler döneminde dünyayı kasıp kavurduğu dönemlerden sonra ve Sovyetler Birliği ile o tarihlerde Amerika'nın önderliğindeki Batı dünyasının birleşmesiyle mağlup olduktan sonra ortaya bir sahne çıktı. 77 milyona yakın insanın öldüğü bir savaştı 2. Dünya Savaşı. Fakat insanlığın hiç beklemediği kadar vahşice katliamların yapıldığı ve o güne kadar hiç görülmeyen bir olaya tanık olundu insanlık. Özellikle Musevilere karşı, yani Yahudilere karşı Hitler'in gütmüş olduğu politika bu ırkı tümüyle dünyadan kaldırmadıkça son kişisine kadar, ferdine kadar dünyada barışın tesis edemeyeceği, dünyada rahatın yakalanamayacağı konusunda sabit bir fikri vardı. Bunu gerçekleştirmek üzere de dünyanın neresinde
Musevi varsa onları önce Almanya'ya, daha sonra da Avrupa'nın muhtelif yerlerine, Polonya mesela başta olmak üzere birçok ülkelerine trenlerle yollamak suretiyle gaz odaları inşa edilip ve siz şimdi kirlenmişsinizdir, duşa gireceksiniz diye insanlar, kadın erkek bir yere doldurularak biraz sonra o su gelmesi beklenen borulardan gazın geldiği görüldü. Ve böylece 7 milyona yakın Musevi hem gaz odalarında hem fırınlarda yakılarak ya da gaz odalarında boğularak imha edildiler. Şimdi de ondan önceki savaşlarda insanlık, tabii savaşlarda kurallar pek işlemiyor. Yani kim kimi öldürürse noktasına gidiyor insanoğlu. Özellikle devletlerin yürüttüğü savaşlarda. Ama deniyordu ki insanlık bu kadar da alçalmamalı. Bu kadar da alçalmış olmamalı. Yani insanı diri diri kafasını yarıp, acaba kafanın sağ tarafı vücudun hangi tarafını kontrol ediyor? Sol tarafı hangi tarafı kontrol ediyor? Onun deneylerini canlı insanlar üzerinde yaptılar. Ve tabii bu, hatırlıyorum, ben bunun filmini tesadüfen izlemiştim. Eisenhower'ın o dönemde Kuzey Atlantik ordularının başkomutanıydı. Bu fırınları gördüğü zaman insanlar üzerindeki yapılan bu deneylere kendisi savaşı kazandıktan sonra gelip teftiş ettiğinde hüngür hüngür ağladığını hatırlıyorum. Yani bu kadar da insanlık alçalmamalı deniyordu ve işte o dönem Birleşmiş Milletler diye yeni bir teşkilat kuruldu ve Birleşmiş Milletler'in bir daha savaş olmamak üzere yeni bir dünya düzeninin kurulmasına karar verildi. Birleşmiş Milletler 52 ile 53 devlet arasında o zaman kurulan bir teşkilattı. Ama bu teşkilatın bir özelliği de beraberinde geldi. Savaşı kim yapmıştı? 5 tane büyük devlet. Yani Amerikalılar, Ruslar, Fransızlar, İngilizler ve Çinliler. Bu 5 devlete dendi ki eğer bu 5 devlet uluslararası herhangi bir meselenin halli konusunda anlaşamazlarsa o mesele halledilmeyecektir. Yani dünyayı biz yöneteceğiz deniyordu. Ve Birleşmiş Milletler böyle kuruldu. Bu amaçla kuruldu. Ve bu devletlerin her birisine de veto dediğimiz bir yetki tanındı. Yani 15 tane üyesi olacaktı Güvenlik Konseyi'nin, barışı sağlamak üzere. 15'in 14'ü evet derse, ama bu 5 devletten birisi hayır derse karar hayırdı. Bu ne demektir? Bu 5 devletin mutlaka mutabık kalması gerekiyordu dünya meselelerinin çözümünde. Bugün bizim başımızda bile böyle bir sorun var mı? Var. Nedir o? Kıbrıs olayıdır. 50 seneyi aşkındır Kıbrıs hala çözüme ulaşamamıştır. Neden? Çünkü Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletler'e geldiğinde ya Amerikalılar Türkiye'yi tutuyorsa onlar Türkiye aleyhindeki bir kararı veto ediyorlar, onun için iş çıkmaza giriyor. Ya da Sovyetler Birliği'nin savunduğu bir tez, eğer Türkiye'nin ya da Türkiye'nin teşvikiyle diğer 4 ülkenin herhangi birisi hayır bunu kabul etmiyoruz derlerse karar çıkmadığı için 50 yıldır bu haliyle devam ediyor. Buradan size söylemek istediğim, ben çok değerli bir toplumun karşısında olduğumu hissediyorum ve görüyorum. Onun için aynen üniversite, akademi düzeyinde hangi dili kullanıyorsan müsaade ederseniz o dille sizlere hitap ediyorum. Ve mesele şöyle halledilmişti sözde. Eğer bir mesele bu 5 devletten herhangi birisinin vetosuyla karşılaşıyorsa tamam, o zaman çözümsüz kalsın. Ama savaşa da gidilmesin. Şimdi dünyadaki mevcut olan nizam
budur. Çok özetli biçimde. Yani 1945'i esas alırsak 2021'deyiz. 55 demek ki 76 sene önce kurulmuş olan düzen bugün de aynen devam ediyor. Şimdi tabii bu temel haklar ve özgürlükler Musevilere yapılan bu zulüm karşısında tüm dünyayı ayağa kaldırınca o zaman insanlıkla ilgili olarak bir takım ilkelerin konması gerekiyor dendi. Ve o ilkelerde işte evrensel insan hakları bildirgesi diye Birleşmiş Milletler'de hüküm altına alındı. Ama bir bildirgeydi. Yani insanoğlunun sahip olduğu bazı hakların dokunulamayacağı ve o haklara dokunulduğu takdirde barışın bozulabileceği hükme varılmıştı. Varılmıştı ama eğer olursa ne olur peki? Yani bu hüküm var ama eğer karar öyle çıkmazsa ne olacak? Mesela Saddam Amerikan Büyükelçisi ile konuşurken bir toplantıda diyor ki bu Kuveytler coğrafya olarak bizim güneyimizde daha aşağımızda bulunurlar. Binaenaleyh bizim petrolü aşağıdan seviye olarak, coğrafya olarak daha düşük olduğu için derin kuyular kazarak o petrolümüzün oraya akmasını temin ediyorlar. Ve bu bizi çok rahatsız ediyor diyor. Yani neredeyse savaşa gideceğiz diyor. Deyince Amerikalı Büyükelçi diyor ki vallahi siz eğer yani iki Müslüman ülkesiniz eğer kavga ederseniz biz araya girmeyiz diyor. Amerika olarak müdahale etmeyiz diyor. Böyle deyince Saddam işareti almış kabul ediyor kendisine ve ertesi günü Kuveyt'e giriyor ordusuyla. Girdiğinden iki saat sonra da Amerikan askerleri Irak'a girdiler. Sen niye barışı bozuyorsun adı altında? Ve nereye gelindi bu şekliyle? Orta Doğu'da büyük bir savaş İran'la Irak arasında ama Amerikalıların da sözde Irak'ta nükleer silahlar bulunuyor. Saddam'a müsaade etmemek lazım ve imha etmek lazım. Kararıyla birlikte Orta Doğu karıştı ve Türkiye'de o karışıklıktan payını maalesef aldı. Almaya da devam ediyor. Bugünkü siyasi iktidarın yanlış dış politikası sebebiyle. Şimdi bunları niye anlattım size? Anlatmamın nedeni temel hak ve özgürlükler bugünkü dünya nizamının temel hükümlerini oluşturuyorlar. Yani bugün dünyada isteniyor ki bir devlet istediği zaman kendi keyfince ya da kendi siyasi çıkarları için ya da maddi çıkarları için başka bir devletin ülkesine gidip şu ya da bu şekilde işgal edip oradaki insanların inançlarını kullanarak ya da temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayarak onları perişan hale sokmasın. Amaç bu olmakla birlikte bizim tanık olduğumuz gerçeklik farklıydı. Yani bugün büyük devletler, özellikle bu beş büyük devletin herhangi birisi şu anda istediği şekilde dünyada barışı tehdit edebiliyor, barışı bozabiliyor. Görüyoruz işte Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girdi, bugün hala Irak'ta. Yani halbuki girip çıkacaktı. Yani sözde Saddam'da nükleer silahlar vardı. O silahları ele geçirdikten sonra tekrardan ülkesine dönecekti. Ama hala bugün Irak'ta devam ediyor ve çıkacağı filan da benzemiyor. Bu arada Suriye meselesini bir taraftan Ruslarla kendi aralarından nüfuz alanlarına dönüştürdüler ve bu nüfuz alanlarında bir kısmı Amerikalıların elinde şu anda Suriye, bir kısmı da Rusya'nın denetiminde yürüyen bir statüye sahip. Peki Türkiye yanlış politikayla bu işin içine dalınca şu anda da çıkamaz hale geldi. Çünkü onlar büyük devletler, imkanları var, güçleri var, paraları var, gelişmiş silahları var.
Ama Türkiye 84 milyon da olsa bu bahsettiğim güçlerin her birisi, Çin'i de katarsanız birkaç milyar insan. Ve teknolojik olarak en gelişmiş ülkeler. Yani düşünün ki denizaltılarından fırlattıkları füzelerle 2000 kilometredeki bir hedefi vurabiliyorlar. Hiç su üstüne filan çıkmadan. Şimdi böyle bir şeyin içine Türkiye daldı, yani gerisini görmeden ama Amerikalılara güvenerek. O dönemde işte bir Orta Doğu projesi diye bir proje ortaya çıkarttılar. Sözde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri işte Orta Doğu'daki düzeni sağlayacaklardı adı altında. Türkiye'de siz merak etmeyin, tamam bu Kürt hareketini bastırmak için siz Suriye'ye girebilirsiniz çünkü Suriye destek veriyor onlara diyerekten Türkiye'nin girişini teşvik ettiler. Ama Türkiye girdikten sonra da ya sizin burada ne işiniz var dediler. Burada niye bulunuyorsunuz şeklinde bir olayla Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler karşı karşıya kaldılar. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın karşı karşıya kaldığı ve çözümünü bulamadığı büyük problem budur. Yani hem Amerikalılarla birlikte biz bu işin patronlarıyız tavrını benimsedi. Hem de Amerikalılar ya sizin buralarda ne işiniz var? Siz niye girdiniz buraya? Diyerekten biz size böyle bir şey söylememiştik. Siz yanlış anlamışsınız. Onun için siz buradan çekilin. Şimdi biz burada bir Kürt devletinin kurulması için yardımcı olacağız. Noktasına gelince Türkiye ancak o zaman meseleyi görebildi, teşhis edebildi ama epeyce geç kalmışlardı. Ve onun da Türkiye maliyeti öyle 100 milyar, 200 milyar dolar değil. Bir 500-600 milyar dolardan bahsediyor. Bu Suriye sebebiyle Türkiye'nin girişmiş olduğu işlemler, sarf ettiği paralar ve Türkiye'nin bugün bir yoksulluk sınırını adeta dener hale gelen bir ülke haline gelmiş olmasının altında yatan ana neden maalesef Türkiye'de dış politikanın yanlış inşa edilmiş olması ve büyük devletlerle aşık atmaya kalkmasıdır. Hatırlayacaksınız bir Rus uçağını düşürdük ama ondan sonra birkaç sene Türk uçakları uçamaz hale geldi. Neden? Tedbir olarak. Çünkü Ruslar Türk uçaklarını düşüreceklerdi. Yani büyük devletler bu tür şeylere müsamaha edemezler. Ederlerse büyük devletlikleri kalmaz. İtibarlarını yitirirler. Şimdi bunları anlatmamın nedeni, yani nasıl bir dünyada yaşıyoruz ve o dünyada daha barışçı bir dünyanın kurulmasını sağlayacak önlemler, işte temel hak ve özgürlüklerin, yani insanlara tanınan öyle haklar ve özgürlükler vardır ki onların üzerinde devletlerin diledikleri gibi oynama hakları yoktur. Noktasına gelinmek istendi. Ve Birleşmiş Milletler'in kurmuş olduğu düzen maalesef teorik olarak kaldı. Yani yine Afrika'da milyonlarca insan birbirlerini öldürdü. Yine Latin Amerika'da milyonlarca insan, Güneydoğu Asya'da milyonlarca insan, işte bugün Arakanlar dediğimiz gruplar ya da Latin Amerika'da gördüğümüz olaylarda İnsanlar birbirlerini öldürmeye, mafya haline dönüşmüş olan devlet modellerinin özellikle Latin Amerika'da ve Güneydoğu Asya'da insanların nasıl hak, özgürlük vesaire gibi kavramları arka plana ittiklerini ve bunların işlevlerini kaybettiklerini insanoğlu görmeye başladı. Tabii bunu görünce de Avrupalılar özellikle, madem ki biz 6-7 milyon Yahudi'ye bu zulmü yaptık ve burada bu işler cereyan etti, Avrupa'da yaptı. O zaman öyle bir düzen kuralım ki temel hak ve özgürlükler diye sayacağımız bu haklar ve özgürlükler devletlerin kendi vatandaşlarına karşı dahi işlendiği takdirde, ihlal edildiği takdirde biz devletin kendisini vatandaş alıp
mahkeme önüne getirebilsin. Ama nasıl bir mahkeme? Uluslararası bir mahkeme önünde. 1954'te bu anlaşmayı imzaladık. Yani Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Antlaşması'nı imzaladık ve devlet olarak dedik ki biz hukuk sistemimize güveniyoruz. Biz medeni bir ülkeyiz. Biz böyle şeylerden kaçınırız. Yani insan haklarını, özgürlüklerini ihlal etmekten hiç hoşlanmayız. Binaenaleyh kolay kolay biz bu yanlışı yapmayız. Yapmazsınız ama ya yaparsanız vatandaşınız ya da herhangi bir yabancı burada o haklardan birisinin sizler tarafından ihlal edildiği iddiasını ileri sürüyorsa o zaman senin de kulağından tutup devlet olarak bir kişi ama bir kişi olarak devletin kulağından tutup bir uluslararası mahkemenin önüne gelip hesap sorsun. Ve bunun gerçekleşmesi ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denen bir mahkemenin yetkilerinin kabulüne bağlıydı. Bunu da 1987'de rahmetli Turgut Özal'ın döneminde bunu kabul ettik. Dedik ki biz kendi hukuk düzenimize inanıyoruz, güveniyoruz. Burada temel haklar ve özgürlükler devlet tarafından ihlal edilmez. Eğer edilirse devlet olarak bizi çağırın. Adalet Divanı'nın önüne ya da kişi çağırabilsin. Bir dilekçeyle çağırabilsin ve devlet de kişi aynı düzeyde o mahkeme önünde hesap versinler. Ve ben bunun kürsüsünü kurdum. Yani Türkiye'de, yani bunu söylemekten utanırım ama biz bize olduğumuz için söylüyorum. Gerek Avrupa'da gerek diğer dünyanın diğer ülkelerinde bu söylediğimin kurucusu fakir bendenizim. Yani sizlerin içinizden birisi. Dedim ki bu böyle olmaz. Yani sadece Türkiye'nin bunu kabul etmesi yetmez. Tüm Avrupa Birliği'ne üye olan 47 tane devlet var şu anda bu antlaşmayı kabul eden Avrupa'da. Bu devletlerin tümünün aynı statüye tabi olması ve Türkiye'nin de bunu kabul ederekten kendi vatandaşı ya da başka insanlar mağdur olmuşsa, haklarının ihlal edildiği kanısındaysa, onlar da bizim devletimizi götürsünler bir uluslararası mahkemenin önüne ve mahkemenin önünde yargılansın devlet. Eğer kendisine güveniyorsa, kendi hukuki düzeninin adil olduğunu, insanlara adaletle davrandığını eğer şey yapıyorsa, iddia ediyorsa. Ve bunun içinde bir devletler hukuku içerisinde o bölümün başında olduğum için kürsüsünü kurdum. Yani devletin uluslararası hukuk tarafından temel hak ve özgürlüklerin himayesi altındaki bir kürsüyü kurduk. Ve orada çok iyi öğrenciler yetişti. Avrupa Konseyi'nden duydular bu olayı. Konseyin Genel Sekreteri İstanbul'a kadar geldi ve İstanbul Siyasal Bilimler Fakültesi'nin kurucularından birisiydim. Ve bunu da şart koşmuştum. Yani bu kürsüyü eğer ben kuracaksam gelirim, yoksa ben kurucu olmam, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde devam ederim diye. Ama onlar da kabul ettiler. Dediler tamam istediğin gibi yapabilirsin. Ve biz o kürsüyü kurduktan sonra Avrupa Konseyi duydu. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri üniversiteye kadar geldi. Yahu dedi bu bugüne kadar yani görülmüş bir olay değil. Siz madem bu kürsüyü kurdunuz, biz de Avrupa Konseyi olarak bunu benimsiyoruz. Biz benimseteceğiz ve 47 devlete de kendi ülkelerinizde hukuk ve siyasal bilimler fakültelerinde bu kürsüleri kuracaksınız diye şey yapacağız dediler. Ve onun için de bunun mükafatı olarak da şu anda İstanbul Siyasal Bilimler Fakültesi'ne Avrupa Konseyi'nin bütün neşriyatı senede kaç milyon dolar tutuyorsa tümü ücretsiz olarak İstanbul Siyasal Bilimler Fakültesi'ne hediye olarak gelir. Ve en büyük kütüphane de şu anda
o konuda İstanbul Siyasal Bilimler Fakültesi'ndedir. Ve ondan sonra rahat bir biçimde, kimse kusura bakmasın, ben de Aleviyim dedim. Yani Alevi olmaktan da gurur duyuyorum ama evvela insan olmaktan dolayı gurur duymak gerekiyor. Ve bunun da herkesin hakkı olduğunu, ama baktığımız zaman gerçek böyle mi Türkiye'de? Anayasanın 10. maddesine göre, biraz önce bahsettim, anayasanın 2. maddesine göre, yani devletin şeklini izah eden Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkını yanına alarak beraberce kurdukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel hak ve özgürlükler konusunda laik bir yapıyı oluşturacağını, yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılacağını ve devletin din işlerine, din işlerinde devlete karışmayacağına dair bir modeli oturtmaya gayret ettiler 1924 Anayasası'yla. Ama sonra da Türkiye'den gelen bazı gelişmelerde, biliyorsunuz 60 ihtilalinde bir müdahale oldu. 60'tan sonra 80'de yine başka bir müdahalede yeni bir anayasa çıktı. 82 Anayasası ve bugün Türkiye o anayasayla idare ediliyor. Aynı hükümler var fakat biraz daha bu son yıllarda yapılan yeni değişiklikler var. O değişikliklere göre de eğer bir uluslararası yargı organı tarafından verilmiş olan bir karar varsa, bu karar sizin iç mevzuatınızla çatışıyorsa, iç mevzuatınızı bir tarafa bırakacaksınız. Niye? Çünkü o üstün hukuk kuralıdır. O devletler hukuk kuralıdır. Devletler arasında yapılan bir anlaşmayla o netice sağlanmıştır. Öyleyse eğer o mahkemeden bir karar alabilirsek, Türkiye'de Alevilere karşı yapılmakta olan bu haksızlıkların sona ermesini biz resmen devletten isteyebiliriz ve bunu da sağlayacağız diye düşündük ve yola çıktık. O yol kısa olmuyor. Bu 30 yılda ancak buralara kadar geldik. Çünkü neden? İç huzuru bozmadan, Alevi-Sünni ayrımının fevkalade önemsiz olduğunu, çünkü anayasamıza göre herkesin kendi istediği inanca sahip olabileceğini, kimsenin kimseye üstünlüğü olmadığını, herkes Tanrı'ya nasıl inanıyorsa ya da inanmıyorsa, dilediği gibi, o bir temel haktır, temel bir özgürlüktür. O özgürlük hiç kimsenin tasarrufuna tabi değildir. Herhangi bir kişiden herhangi bir şekilde bir icazet almanıza gerek yok. Peki gerek yok, buraya kadar iyi. Bunu devleti yönetenlerle konuştuğumuz zaman dediler ki hoca, yani güzel ama yani Aleviler, Sünniler, peki ama ne yapmak istiyorsunuz siz Aleviler? Biz de ibadetimizi bildiğimiz gibi yapmak istiyoruz. Sizin istediğiniz gibi değil, bizim namaz anlayışımız farklıdır. Bizim Hazreti Muhammed ve onun soyundan gelen Ehl-i Beyt dediğimiz, Ehl-i Beyt'in Kur'an anlayışına uygun olarak biz dedim ibadetimizi öyle algılıyoruz Aleviler olarak. Siz camiye gidiyorsunuz, diyorsunuz ki cami Tanrı'nın evidir. Biz onu kabul etmiyoruz mesela. Niye etmiyorsunuz? Çünkü Tanrı için ne diyoruz? Ol deyince, kün deyince 18 bin alemi yarattı diyoruz. Bu kadar bir güç, böylesine kelimelerle izaha mümkün olmayan bir güç, eğer ol dediğinde 18 bin alem oluşuyorsa, şimdi siz Tanrı'yı getirip camiye koyup cami Tanrı'nın evidir diyemezsiniz. Ha dersiniz, o sizin takdiriniz. Ama Aleviler demiyor. Ya? Sizinki nerede dedi, bana Diyanet İşleri Başkanı sordu. Dedim başkan, öyle bizim zor işlerle ilişkimiz yok dedim. Kur'an-ı Kerim diyor ki, yani ben sana şah damarından daha yakınım. Tanrı Kur'an'da öyle diyor. Şah damarından daha yakın olanı neresidir? Tanrı'nın yeri orası. Ama neresi orası?
insanın kalbidir, insanın gönlüdür. Yani Tanrı'nın evi öyle kilise, sinagog, cami, cemevi filan değildir. Onların hepsi ibadetin yapıldığı yerdir. Ama Tanrı'nın yeri insanın gönlüdür. Şimdi bu tabii çok önemli bir farklılığı ifade ediyordu. Bir tanesi Arap dünyasının İslam anlayışıydı. Diğeri ise Türk dünyasının İslam anlayışı. Bu da biz biliyoruz Ebu'l-Vefa ile birlikte, yani Zeynel Abidin'in 3. ya da 4. kuşak, Kerbela'da kurtulan tek kişi olan Zeynel Abidin'in 3. 4. kuşak evlatlarından Ebu'l-Vefa'nın Türk kavimlerinin kuraklık sebebiyle göç etmek zorunda kalmaları Orta Asya'dan ve Anadolu'ya uzun süren yıllar sonra gelip yerleşmeleri ve Anadolu'yu yurt edinmelerinden sonra, ki Ebu'l-Vefa'nın önceliğinde gelinmiştir, gelip Dersim'e yerleşmesinden sonra Türk kavimleri İslam'ı Anadolu'ya getirmişlerdir ve burada da İslam büyük ölçüde gelişme şansını bulmuştur. Neden? Çünkü o dönemde bulunan Hristiyanlar, Museviler, işte onların içerisinde biliyorsunuz Ermenisi var, Rumu var, başka türlü ırklardan olan insanlar var. Onların hepsi farklı bir biçimde bunun daha doğru bir yaklaşım olduğunu, Tanrı insan ilişkisini daha doğru değerlendirdiğini görüyorlar. Ve Anadolu'da bir Alevileşme, bir Müslümanlaşma hareketinin doğduğunu görüyoruz. Ve bu daha sonra işte belirli zaman dilimleri aşıldıktan sonra Hacı Bektaş Veli 200-250 sene sonra Ebu'l-Vefa'dan sonra geliyor, ama Doğu Anadolu epeyce dolmuş şekilde gelmiş olan göçlerle o da Orta Anadolu'ya geliyor. Kendi müsahibi olan Abdal Musa'yı da iş bölümü yapıyorlar. Abdal Musa'yı da Akdeniz'e, özellikle Kıbrıs, Rodos ve o bölgelerde Kahire dahil, Kahire'nin de yani Mısır'ın önemli bir bölümünün de bu İslami düşünceyle, yani tasavvuf dediğimiz Tanrı'yı insanda görmek, insanı tanrısal bir zerre olarak kabul etmek. Onun için insanın dokunulmazlığı söz konusu olduğu zaman, yani bu kadınlara karşı işlenen suçlar, kadınlara karşı işlenen fiiller, o bugün insanlık ona çözüm arıyor. Ama Alevilerin böyle bir çözüme ihtiyacı yok. Yani kadın ya da erkek tanrısal zerre olarak aynı kutsal niteliğe sahip olarak kabul edirler. Hacı Bektaş Veli'ye soruyorlar, diyorlar ki ya Hacı Bektaş, yani kadın mı üstündür, erkek mi üstündür? Diyor ki ya arslanın erkeği arslandır da arslanın dişisi arslan değil midir? İkisi de arslandır. Ama aynı özden yaratılmış olmalarına rağmen fonksiyonları farklıdır. Onun için kadınla erkek arasında eşitlik vardır. Alt üst ilişkisi yoktur. Karşılıklı sevgi, saygı vardır. Bugün de insanlık henüz bu noktayı yakalayabilmiş değildir. Yani Alevi İslam olarak bizim azınlıkta olmamız aslında insanlığın belki bir kusuru demeyeceğim ama bir geri kalmışlığı olarak düşünmek gerekir. Yoksa Alevi olmak gerçekten de büyük bir şanstır. O şansı yakalamış olmak, bir Alevi aileden doğmuş olmak ya da onu daha sonradan kendi bilinciyle kabul etmiş olmak gerçekten de büyük bir şanstır. Onun içinde görüyorsunuz, bunun örneklerini de görüyoruz. Yani bakıyorsunuz bütün büyük şairler, 100 tanenin üzerinde 98'i Alevidir. Yani ve bunlar Yunus Emre dediğiniz zaman, Celaleddin Rumi dediğiniz zaman ya da Fuzuli dediğimiz zaman, biraz daha ileriye gelirsek, bu tarafa doğru gelirsek, Aşık Veysel'e doğru, Mahsuni'ye doğru, bunların hepsi, yani Türk şiir antolojisine baktığınızda
100 tane şairin 98'inin Alevi olduğunu görürsünüz. Ve Türkiye'de kendi kültürünü başka ülkelerle kıyaslarken bunu hep ölçü olarak alır ama onların Alevi olduğundan haberleri olmadan. Ama bugün artık onu söyleme zamanıdır. Yani 1517'lerde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde getirmiş olduğu bir konseptle, yani oradaki işte Memlükleri yendikten sonra 1517'de Mısır seferinde gelirken beraberinde El-Ezher Camii'nden, halen meşhur bir yerdir İslam fıkhı açısından, oradan 2000'e yakın Sünni ulema getiriyorlar Yavuz Sultan Selim beraberinde. Sebep şu: doğuda Şah İsmail, bir Türk kabilesinin oğlu ve Alevi, ayrıca da Uzun Hasan'ın yeğeni, yani Akkoyunların hükümdarı olan kişinin yeğeni, 13 yaşında, kendisi padişah olmak istiyor ve Anadolu'ya gelip Anadolu'daki Türk aşiretlerinden gençleri toplayıp Tebriz başkent olmak üzere Safevi Devleti'ni kuruyor. Safevi Devleti'ni kurduktan sonra çok büyük bir hızla gelişiyor ve bu şeyi rahatsız ediyor. O dönemlerde Yavuz Sultan Selim Trabzon'da vali, o zaman vali diyoruz, valilik yok ama şehzade yetiştiriliyor taht için. Babası II. Bayezid de aynı zamanda şeyin hayranlarından, büyük bir mutasavvıf olarak şeye çok bağlı. Safevi Devleti'nin başında bulunan zata çok yakından, yani bağlı. Ve diyor ki kendisine yazılan bir mektupta, Yavuz Sultan Selim'in eline geçen bir mektupta, diyor ki babam eğer Şah İsmail'e bu kadar bağlanmışsa, Şah İsmail'in Osmanlı hanedanlığını kendisine katması için öyle çok emek sarf etmesine gerek yok. Çünkü bütün Anadolu'yu yavaş yavaş Türkçe konuştuğu için, şiirlerini Türkçe yazdığı için, sazını Türkçe çaldığı için Anadolu halkı onu anlıyor. Ama Yavuz Sultan Selim Farsça ve Arapça konuşuyor ve bütün yazılarını filan da o dilden yazıyor. Onun için halk da anlamıyor. Ve Türk, o dönemin halkıyla, Anadolu halkıyla Yavuz Sultan Selim'in gelip babasını devirmesinden sonra, 1512'de devirmesinden sonra ve yerine kendisi geçmesinden sonra diyor ki benim eğer şeyi ortadan kaldırmazsam Şah İsmail'i, Şah İsmail Anadolu'yu bizim elimizden alacak ve Osmanlı hanedanlığı ortadan kaldırılacaktır. İşte bütün bu tarihi gelişmelerden sonra gelinen noktada El-Ezher Camii'nden getirilen 2000'e yakın Sünni ulema İstanbul'da üniversitelere yerleştiriliyor. Oradaki Alevi, Bektaşi, Mevlevi, Nusayri, yani Alevi olan üniversite hocaları ya öldürülüyorlar büyük ölçüde ya da sürgün ediliyorlar. Nereye? Fizan'a, Hicaz'a, Rodos'a, Kıbrıs'a sürülüyorlar. Yerine bu Sünni ulema getiriliyor. Ve o dönemde de ilginç bir hikayedir. Zaman zaman anlatıyorum. Yani sizlere de söylemek isterim. Çünkü Türkiye'de pek anlatılmaz. Bunu da rahmetli Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde bir konferans vermişti. Ben de davetliydim. Konferansta dinledim. Çünkü bende o belge yok. O belge Cumhurbaşkanı'nda olabiliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın elin altında bütün devlet arşivleri falan var. Süleyman Bey'in anlattığına göre Mısır seferi dönüşünde bana öyle bir fetva ver ki diyor Şeyhülislam'a, çağırıyor Şeyhülislam. O dönemde Zemmili Ali Efendi diye bir zat. Zemmili Ali Efendi'yi çağırıyor Mısır seferi dönüşünde Yavuz Sultan Selim. Diyor ki Şeyhülislam Efendi, bana öyle bir fetva yaz ki bütün Anadolu'ya bu
yollansın. Oradaki Alevilerin tümü sünnileştirilsin ve Hristiyanlar da Müslümanlaştırılsın. O zaman Zemmili Ali Efendi'nin cevabı çok meşhurdur. Diyor ki, sen padişah olabilirsin ama ben emirlerimi senden almam diyor. Tabii Yavuz gibi bir şedid hükümdara bunu söyleyebilmek kolay iş değil. Diyor ki, peki sen kimden alırsın diyor emirlerini. Ben diyor Şeyhülislam'ım. Ben Kur'an-ı Kerim'den alırım. Kur'an-ı Kerim'de de dinde zorlama yoktur der. Onun için bunu vermekten kaçınca kimilerine göre işte başını kestiği biliniyor. Bazılarına göre de hayır, İstanbul'dan sürmüş. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun kuytu bir köşesinde orada ölüme terk etmiş denir. Ve yerine işte Ebu Suud Efendi gibi tipler getiriliyor. Onlar başlıyorlar o fetvaları yazmaya. Anadolu ve Rumeli'de öyle bir kavim türemiştir ki bunlara Alevi Rafizi denir. Bunlar ibadetlerinde anne bacı tanımazlar, mum yakarlar. Sonra da mum söndürürler. Onun için de bunları nerede bulursanız kesin. Yani kafalarını kesebilirsiniz. Fetvalarıyla bugün 600'e yakın fetva verilmiş yani o dönemden sonra ve Alevilerin katlinin vacip olduğuna dair, meşru olduğuna dair bu şeyler var. Nereye kadar sürüyor? Ve Aleviler, bakınız mesela kolay kolay şehir işlerinde Alevileri görmezdiniz. Bundan 50 sene öncesine kadar. Tabii 50 senede, yani Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki kurulmasına en büyük desteği Aleviler vermiştir. Paralarıyla, pullarıyla, canlarıyla, kanlarıyla Mustafa Kemal'e destek olmuşlardır. Maksat bu padişahın 1514'ten itibaren Osmanlı Devleti'ne getirip giydirdiği kıyafeti, yani Sünni İslam anlayışını, Arap İslam anlayışını tamamen devre dışı bırakaraktan, kim Sünni, kim Alevi, kim Şafii, kim Hanefi, kim Hristiyan, kim Musevi, herkes inancında özgürdür, kimse karışamaz. Buna da laiklik sistemi deniyor. Yani devletle din işleri birbirinden ayrılacaktır denmiştir ve buna da Aleviler büyük ölçüde destek vermişlerdir ve hep Atatürk'ün yanında yer almışlardır. Sizleri burada Trakyalılar adına görmüşken onu da müsaade ederseniz söyleyeyim. Yani bu sıradan bir olay değil. Mustafa Kemal'in kendisini belki biraz fazla şey gibi olabilir, Alevicilik gibi görünebilir ama ben Alevicilik yapmak için söylemiyorum. Ama bir gerçeği, sosyal bir gerçeği söylemek istiyorum. Sürekli olarak kendisini Alevilere emanet etmiştir. Her iki doktoru, Ragıp, Profesör Ragıp Bey ve daha sonra çok ciddi bir sosyologtur, Allah rahmet eylesin, Bedri Noyan Bey, doçent doktor Bedri Noyan, Alevilikle ilgili çok güzel kitaplar yazmıştır ve bugün hala en güzel kitaplar onun yazdığı kitaplardır. Bunlar Atatürk'ün baş danışmanlarıydı, doktorlarıydı aynı zamanda. Ama daha ötesi vardı, o da hizmetlerini teslim etti, yani canını teslim ettiği kişi Bektaş Efendi diye bir zattı. Bektaş Efendi kimdi? Belki çoğunuzun gıyaben tanıdığı Mustafa Timisi diye bir arkadaşımız, dostumuz vardır. Mustafa Timisi'nin kayınpederidir. Ve onun yani kayınpederi olarak Bektaş Efendi'nin eşini Bektaş Efendi'ye isteyen de, yani kızı isteyen de Mustafa Kemal'dir. Gidip Bektaş Efendi'ye kız istemiştir. Yani bunları pek dile getirmezler. Yani Alevilerle Mustafa Kemal arasındaki bu yakın ilişkiyi, fikri ilişkiyi fazla dillendirmezler. Ama bizim bilmek hakkımız ve bunu bildiğimiz zaman da Mustafa Kemal'e hem daha çok bağlılığımız artıyor, hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık bir daha İslam devleti olmasına Türk halkının müsaade etmemesinin nedeninin burada yattığını da bilmek lazım. Hem Alevisinde hem Sünnisinde artık bu duygular var.
Görüyoruz Sünni Alevi ayrımı önemli ölçüde ortadan kalkıyor büyük şehirlere geldikçe. Çünkü bir kimsenin alnında Alevi ya da Sünni yazmıyor. Bir genç kızcağız, bir genç çocukla görüştüğü zaman, kendi birbirlerine karşı bir takım duygular besledikleri zaman kimsenin alnında o şeyler yazılmıyor. Ondan sonra evleniyorlar, çocukları oluyorlar. Ben bunun tanıklarından birisiyim. Her sene yani biraz daha çok işin içinde olduğum dönemde yüzlerce insan, hocam böyle böyle işte biz birbirimizi seviyoruz ama işte annem istemiyor ya da babam istemiyor. Niye istemiyor? İşte ben Sünniyim, o Alevidir diye filan böyle bana çok olaylar geldiği için ben de olayı biliyorum. Yani inşallah Türkiye bunları da aşacaktır. Asıl olan Aleviliğin öngördüğü gibi, büyük usta Yunus Emre'nin dediği gibi, gelin tanış olalım diyor. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Şimdi bu küçük cümleciklerde sosyal barışın anahtarı da yatıyor. Ve yaşadığımız 3-5 günlük dünyada da dünyayı birbirimize zehir etmemenin şeyi yatıyor. Bence anahtarı yatıyor. Biz de Alevi İslam inancını taşıyan Ehl-i Beyt-i Hazreti Muhammed ve onun soyundan gelenlerin Kur'an anlayışına uygun bir biçimde insanı hep en tepeye koyuyoruz. İnsan diyoruz en kutsal varlıktır. Binaenaleyh ona kötülük yapılamaz, işkence yapılamaz, kötü muamellere maruz bırakılamaz ve bunların mutlaka yargı organının güvencesi altında bu özgürlüklerin sağlanması lazım. Devletin de kendi düzenini buna göre kurması gerekiyor. Tabii Trakya olarak o açıdan şanslı olduğumuzu kabul edebiliriz. Niye kabul edebiliriz? Çünkü Trakya çok daha aydın bir bölge. Yani insanların kadın erkek eşitliğinde, onlar birbirine karşı olan saygılarında bir ilerilik, bir yani hiç olmasa bir 50 sene, 100 sene önde olmak gibi bir meziyetleri olduğunu kabullenmek gerekiyor. Ha, doğuda ya da Orta Anadolu'da aynı şeyler geçerli değil mi? Alevi kesimi yine aynı değerleri koruduğunu görüyoruz oralarda da, en zor şartlarda bile. Ama burada ben o hoşgörüyü görüyorum. Hatta bir gün birisi bana sürekli telefon ediyor. Hocam ille sizi bizim belediyemiz olarak davet ediyoruz, görmek istiyoruz. Tanımıyorum kendilerini ama olgun bir ses. Ben de o kadar çok ısrar etti ki dedim siz yani neden, hangi sebepten dolayı, benim hukukçu olarak mı yoksa siyaset bilimcisi olarak mı ya da o zamanlar biraz sporla filan da ilgim vardı. Sporcu olarak hangi nedenden dedim şey yapmak istiyorsunuz? Yok dedi, biz dedi sizin konuşmalarınızı televizyonlarda dinliyoruz, izliyoruz ve sizi dedi burada 13 bin kişilik bir kasabayız, görmek istiyoruz. Peki dedim ben de, çünkü şey davranıyor yani, ısrarcı davranıyor. Belki ismini de söyleyeceğim şimdi. Yeniköy. Yeniköy, evet. Yeniköy. Dedim siz Alevi misiniz yoksa? Yok dedi, biz Alevi değiliz dedi. Ve kalktım 8-10 tane araba Cem Vakfı'nın dostlarından beraberce gittik. Gittik, önde bir bayan, yaşlıca bir bayan. Diğerlerin hepsi arkasında bayanın ama büyük bir kalabalık var. Bizi karşıladılar, karşılıyorlar. Geldi, ana niyaz oldu. Yani orada anladı ki bizi davet etmeleri nedeni burası bir Alevi bölgesi. Ve tabii oturduk filan. Dedim ki ya peki niye bana söylemediniz telefonla? Yani ne var ki dedim. Korkuyor musunuz? Dedik hocam vallahi başımıza ne geleceği belli olmaz. Neyse oturduk beraberce işte o sohbetleri yaptık filan. Tabii bu aynı zamanda beni yaralamadı değil. Bir
hukuk hocası olarak, profesör olarak ve rahmetli Ecevit'e telefon ettim, bir randevu istedim. Dedik buyurun hocam, bekliyorum dedi. Çok yakın dostluğumuz oldu daha sonra. Dedim Sayın Başbakan, yani Türkiye'de düşünün, Trakya burası. Trakya'da hala insanlar Alevim demekten çekiniyor dedim, korkuyorlar dedim. Nasıl olur dedi. E dedim ben size soruyorum, nasıl oluyor bu? Başbakan sizsiniz dedim, bunun cevabını sizden bekliyorum. Niye dedim, böyle bir şey oluyor dedik hocam, olmaması lazım. Ve ben anlattım olayı. Dedi ki peki siz nasıl bir çözüm teklif ediyorsan dedi, ben varım. Dedim o zaman üç şehrin, Trakya'nın vilayet olarak valilerini, belediye başkanlarını toplayalım ve oradaki Alevi kesimin işte dede baba dedikleri insanları da davet edelim. Ben bir konuşma yapayım. Sonra da sayın valiler devlet politikasını kalkıp izah etsinler. Çünkü ben orada onları dedim soru yağmuruna tabi tutacağım. Niye bu insanlar çekiniyor? Neden Alevim demekten korkar haldeler hala Cumhuriyet'in şu yılında? Tamam dedi, peki dedi. Ve o talimatı verdi. Biz zannediyorum yanlış hatırımda kalmadıysa Çorlu'daydı. Ve toplandık orada. Toplantıda ben sordum. Dedim ki ama birisi kalktı dedi ki hocam yani siz bizi buraya topladınız ama ya bizi bir gecede keserlerse, bizi tanımak için buraya çağırdılarsa. Yani düşünün vatandaşın hala hafızasındaki, anlayışındaki devlet vatandaş ilişkisinde geldiği nokta orasıydı hala. Yaşlı bir zaten. Dedim ki merak etme ya, niye sizi bu kadar dedim şey yaptılar. Dedi hocam hep hayatımızda böyle oldu. Ben de kendilerine gayet açık net şeyler söyledim. Yani yanlış yapıyorsunuz. Vatandaşlık haklarına sahip çıkmıyorsunuz. Bu devleti siz kurdunuz. Yani bu devlet sizin devletiniz. Hesabını çekinmeden soracaksınız. Ve sonunda gelinen noktada 1997'de yani bunlar net tarihlerdir ve bizde yanlış ifade ediliyor özellikle siyasi iktidarlar tarafından. 1997'de biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Hacı Bektaş'ta 16 Ağustos gösterileri sebebiyle özel bir bakanlar kurulu toplanmasına karar verildi. O zaman rahmetli Ecevit, rahmetli Demirel, rahmetli Mesut Yılmaz Bey beraberce karar verildi. Fakat dediler ki bir gün ayın 16'sında hocam biz gelemiyoruz ayın 16'sında, 17'sinde gelsek olur mu? 17'sine kadar halkı tutabilir misiniz bir gün? Neden gelemiyorsunuz? Mesut Bey'le konuşuyoruz. O zaman başbakan o. Dedik hocam 8 yıllık mecburi eğitim yasası çıkacak. Onun için dedi sabaha kadar sürer o tartışmalar dedi. Eğer biz dedi mecliste bulunmazsak o yasa da çıkmaz dedi. Onun için dedi o mecburen dedi o yasayı çok önemsiyoruz, çıkmasını istiyoruz. Onun üzerine ben de kendilerine olabilir dedim. Tam tersine belki de bir müjde gibi vermiş olursunuz halka, iyi de olur dedim. Ve ayın 17'sinde başta rahmetli Süleyman Demirel, rahmetli Ecevit, rahmetli saydıkça üzülüyorum da doğrusu ama bu hayatın bir gerçeği, Mesut Yılmaz Bey beraberce İsmet Sezgin ve orada buluştuk, görüştük. Çok açık net bir şekilde tüm dünya basının önemli iletişim organları davet edildi. Ve CNN International olsun, BBC olsun, Ajans France-Presse olsun, bunların hepsi oradaydı. Dünyaya mesaj veriliyordu. Ve o verilen mesaj şuydu. Açık açık. Hem Mesut Bey hem Sayın Rahmetli Bülent Ecevit. Dedi ki bundan böyle Türkiye'de artık Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'in barıştırılması
barıştırılmaktan da öteye çok geç kalmıştır. Bir an önce bu olayın ortadan kaldırılması şarttır. İkincisi, bundan böyle genel bütçeden din hizmetleri için herhangi bir pay ayrılacak olursa tüm yurttaşlar arasında hakça paylaşılacaktır. Yani Sünni Diyanet'e o verilen 10-11 bakanlığın bütçesine eş bütçenin daha fazlasını ne kadar olursa olsun hakça paylaştırılacaktır. Sadece Sünni Diyanet'e değil, tüm yurttaşlar arasında hakça paylaştırılacaktır dendi. Ve onunla da yetinilmedi. Aynı gün Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'de emir verildi ve 44 dönümlük bir arsa Cem Vakfı'na tahsis edildi aynı gün. Ve yine aynı gün Rahşan Hanım'la, o da Allah rahmet eylesin, Rahşan Hanım'la eş Sayın Ecevit Demirel Ankara'ya bir yabancı misyon şefini karşılamak üzere dönmek üzereydi ama hoca kalbim sizinle dedi. Zaten Sayın Başbakan da burada olacak. Beraberce bir cemevinin temelini attık. Yani Türkiye'de cemevinin temelinin atılması, devlet himayesine alınması ve devletin kendi genel bütçesinden bundan böyle Alevilere de hakça bir pay verilmesinin kararını 1997'de hükümet aldı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu kararı aldı ve uygulamaya koydu. Sonra da bir genelge ile bütün vilayetlere Alevi yurttaşların kuracakları cemevlerine herhangi bir ayrım gözetmeksizin oranın valisi, oranın komutanı, oranın emniyet müdürü beraberce temel atmada bulunacaktır dendi. Ve ondan sonra Aleviler cemevleri rahat rahat yaptılar. Çünkü eskiden insanlar çekiniyordu da acaba müsaade ederler mi etmezler mi diye. Düşünün, bütün bu yollar kat edildi bu son 30 yılda ve kimsenin burnunu kanatmadan, kimseyi incitmeden ama insanları ikna etmeye çalışarak ve doğru yola sevk etmeye çalışarak devletin doğru yönetilmeye doğru yönlendirilmesini sağlamaya çalışarak bu noktalara gelindi. Ama ona rağmen, bütün bu gelişmelere rağmen bir türlü Alevilere genel bütçeden payları verilmedi. Mesela şimdi siz Trakya'da pekala nüfus yoğunluğu olarak da bilmiyorum yarı yarıya mısınız, üçte bir misiniz onu bilmiyorum Alevi kesimi olarak. Ama Sünni kesime ayrılan miktarın size düşen, isabet eden kısmının sizlere verilmesi lazım. Ha, bunu siz ne yapacaksınız? Bunu kurumlarınız olacak. İşte bunların başında Cem Vakfı geliyor. Cem Vakfı'nın önemli kadroları var. O kadrolar size önderlik yapacak. Sizin kendi cem evlerinizde dedeleriniz olacak bundan böyle kadrolu. O dedeler de imamlar gibi maaşlarını alacaklar. Yani onlar da kimsenin artık avuç açmayacaklar. Kendi çoluk çocuklarının rızkını kazanırken aynı zamanda da oturup bilgilerini artıracaklar. Yani çünkü kabul etmek gerekir ki Alevi dedeleri bu konularda da önemli ölçüde haksızlığa uğramışlardır. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 11 bakanlığa eşit bütçesi vardır. Ve bu hep Sünni İslam için kullanılır. Bugün 187 bine yakın personeli vardır. Peki Alevilerin kaç tane personeli var? Yok ki öyle bir kurum. Bir Cem Vakfı diye bir kurum var. O da dostların kendi katkılarıyla, sizlerin katkılarınızla yürüyor. Ama bu büyük bir haksızlık. Bu haksızlıklara bir müsamaha gösterilemez. Ve bunun için dava yoluna gittik. Dava yoluna gittiğimizde de Sayın Cumhurbaşkanı'yla da konuştuk. Dedi ki yani kendisi ve onu temsilen bulunan Adalet Bakanı o dönemde Bekir Bozbey, hocam dedi siz gidin davayı kazanın, siz kazandığınız zaman biz kazanmış olacağız. Yani ondan söylemek istediği şuydu, biz rahat rahat diyebileceğiz ki ne yapalım ya, insanlar davayı kazandılar, şeriatın kestiği parmak acımaz,
biz de onların haklarını vereceğiz. Bunların hepsi konuşuldu ama biz davaları kazandık. Üç dava açtık. Üçünü de kazandık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Hem de oy birliğiyle davaları kazandık. Yani Alevilere haksızlık yapıldığını, Alevilere ayrımcılık yapıldığını, çünkü sizler de vergilerinizi veriyorsunuz vatandaş olarak, çalışan olarak ya da çalıştıran olarak. Çalıştığınız zaman ücretlerinizden kesiliyor, para kazandığınız zaman kazandığınız karınızdan kesiliyor. Eğer işçiyseniz, çalışıyorsanız sizin sosyal sigortalar kesintilerinizden kaynaklanıyor o devletin bütçesi. Onun üçte bir hakkı sizindir. Çünkü Alevilerin bugün Türk toplumundaki sayısal nispeti üçte bir civarındadır. Yani iki gün önce Amerikan Büyükelçiliği'nin bana yolladığı bir mektupta Dini Özgürlükler Komisyonu diye bir komisyon, Amerika'nın en güçlü, en ünlü komisyonunu oluşturuyor. Bu Amerika Devlet Başkanlığı ile gün ve saat söz konusu olmaksızın istediği an, istediği zaman görüşme yetkisine sahip bu kurum. Ve bunların bir aralık beni ziyarete gelmişlerdi, konuşmuştuk işte Alevilerin ne tür sorunları var filan diye. Biz kendi aramızda hallediyoruz diye. Yani Amerikalılara o konuda hesap vermedik ama entelektüeller yok. Onlar da üniversitenin önemli hocaları. Kendilerine söyledik. Yani bir takım sorunlarımız var ama biz bu sorunları kendi aramızda çözeriz dedik. Yani sizlerin müdahalenize filan gerek yok. Uluslararası mahkemeler var. Biz o mahkemelere gittik. Orada da davaları kazandık. Ve hükümeti de şimdi mecbur edeceğiz o mahkeme kararlarını yerine getirmeye. Benim sizden ricam, madem bu vesileyle burada tekrar yüz yüze gelme şansını elde ettik, bu mahkeme kararlarını muhakkak her birinizin okumasını istiyorum. Çocuklarınıza da okutmanızı istiyorum. Yani bu mahkeme kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği oy birliğiyle verdiği kararlar, Aleviliğin ne olduğunu, haklarının ne olduğunu, anayasal düzen içerisindeki yerlerinin ne olduğunu çok net bir biçimde ve uluslararası hukuk mahkemesi olarak oy birliğiyle karar veriyor. Hiçbir siyasi iktidarın bunun karşısında durma şansı yoktur. Onun için 5 sene geçmiş olmasına rağmen hala Alevilere bütçeden pay vermiyorlar. Niye vermiyorsunuz dedim. Yani düşünün, 5 sene geçti hala uygulamıyor. Niye uygulamıyorsunuz dedim. İşte hocam biliyorsunuz işte pandemi var, şu var, bu var falan filan. Değil mi? Daha yani pandemi yeni çıktı. Yani 5 sene oluyor. Niye uygulamıyorsunuz? Cem evleri elektrik parası ödemeyecektir. Cem evleri su parası ödemeyecektir. Camilere ne muamele yapılıyorsa Alevi cemlerine de aynı muamele yapılacaktır. Eşit muamele yapılacaktır ve bu mahkeme kararıdır. Yani siyasi iktidarların bunun üzerinde oynama, takdir hakkını kullanmak diye bir yetkileri yoktur. Bu itibarla yani bundan sonra cem evlerine her yıl Alevilere, sadece cem evlerine değil, çünkü cem evler dediğiniz zaman boş evlerden bahsetmiyoruz. Orada bir dede var, orada bir zakir var, orada o cem evinin hizmetlerini gören bir insan grubu var, çalışıyorlar. Onların da haklarının verilmesi lazım. Bütün bunları içeren, kavrayan bir meblağı cem evlerine hükümet vermek zorunda. Ve bundan birkaç gün önce, yani çok uzun bir tarih değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yeni bir başkan seçildi. O başkanla birlikte aynı zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de beraber geldiler Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanı'na diyorlar ki niye uygulamıyorsunuz? Alevilerle alınan bu kararla niye uygulanmıyorsunuz? Çünkü uygulamıyorsanız o zaman Avrupa Konseyi'nde işiniz ne? İşiniz ne dediği zaman 47 devlette ilişkisini kesebilir Türkiye'nin. Türkiye ihracatının, ithalatının %80'ini bu ülkelerle yapıyor. Peki o zaman niye ben aynı değerleri paylaşıyorum diyorsun?
aynı değerleri paylaşıyorsan Rusya da uyuyor, İngiltere de uyuyor, Fransa da uyuyor, Almanya da uyuyor, İspanya da uyuyor. Sen niye uymuyorsun kardeşim? Ha, sen uymak istemiyorsan kusura bakma, o zaman bu sahada top oynayamazsın, sen başka sahaya git derler adama. Yani sonuna gelecek nokta odur. Peki ne cevap verildi diye sorduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki şey var, pandemi sebebiyle müzakere, evet müzakere halinde, çünkü bu neticeye varacağız, kararı nasıl uygulayacağımızı, çok bulaşıcı bir şey olduğu için bize biraz daha zaman tanıyın demiş. Onlar da peki 10 Aralık'a kadar, gelinen nokta odur. Daha fazla ısrar edeceklerini zannetmiyorum. Zaten seçimler filan da yaklaşıyor. Onlar da Alevilerden oy isteyeceklerdir. Çünkü siyasetçinin en zayıf noktası odur. İktidara gelmek için oya ihtiyacı var. Düşünün bakın, Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehit ettikleri zaman 100 kişi var yanında. 9. günü şeye bir haber yolluyor. Yezid'in ordularına, başkomutanına. Diyor ki siz 10 binlerce askersiniz. Biz şurada 100 kişiyiz. Müsaade et. Yani bize bir gün ibadet imkanı bırakın. Sabaha kadar biz ibadetlerimizi yapalım. Sonra gelin bizi kesin. Düşünün. Yani yolladığı mesaj bu. Sonra gelin bizi kesin diyor. Çünkü biz nasıl karşı koyamayız size. Onlar da kabul ediyorlar. Ve Hazreti Hüseyin yanındakilere dönüp diyor ki siz buraya kadar beni takip ettiniz, geldiniz bu kaderimi paylaşmak üzere. Ama ola ki bazılarınızın üzerinde kul hakkı vardır. Tanrı'nın Kur'an-ı Kerim'de affetmediği tek şey kul hakkıdır. Her şeyi affedebilirim diyor. Ama kul hakkını affedemem diyor. Ta ki kulun rızasını alıncaya kadar. Onun için diyor, ola ki bazılarınız borçlanmış olabilir, borcunuzu ödememiş olabilirsiniz. Üzerinizde biraz kul hakkı vardır. Onun için demiş, lütfen çekinmeyin. Kul hakkı üzerinde olduğunu kabul edenler de gidebilir demiş. Ve 28 kişi de o konuşmadan sonra ayrılıyor. 72 kişi kalıyor. Şimdi 72 kişiyi de biliyorsunuz bir tek Zeynel Abidin kurtuluyor ve diğerlerinin hepsini kesiyorlar. Şimdi bunlar Alevilerin vicdan olarak ve kendilerini bağlı hissettikleri değerler olarak fevkalade üstün bir düşünceyi ve üstün bir insan niteliğini taşıdığını gösteriyor. Ben eğer buna inanmasaydım buraya 40-50 senemi vermezdim. Ben de çünkü buna inanıyorum. Niye? Ve bir gün hepimiz ölüp gideceğiz. Yani geldiğimiz yere döneceğiz Kur'an'a inananlar için. Geldik ineceğiz. Mevlana'ya sorarsanız o şebi aruzdur. Yani Tanrı'yla buluşma günüdür ölüm. Onun için bizde ölüm hiçbir zaman ürkütücü değildir. Neden? Geldiğin yere dönüyorsun, Tanrı'yla buluşuyorsun. Çünkü eğer senin vücudun toprakla karışmıyorsa ya da karışsa bile o sadece toprak olan kısımdır ama karışmayan bir şey var. O da tanrısal zerredir. Çünkü diyor ki seni kendi özümden yarattım. Kur'an-ı Kerim'de. Kıvamına gelince ruhumdan üfledim diyor. Şimdi bütün bunlar ölmeyen zerrenin o Tanrı'nın üflediği ruh olduğunu yorumluyoruz biz Aleviler olarak. Şunu söylemek istiyorum, bu konular artık aşılmıştır. Sünni kardeşlerimizle aynı sevgiyi, aynı duyguları, düşünceleri paylaşarak, yani kendinizi anlatarak, kendi yaşamınızı zaten örnek olarak göstererek, onların da belki daha doğru bir İslam anlayışına doğru yönelmelerini pekala sağlayabilirsiniz. Şimdi Diyanet'in elinde biliyorsunuz birkaç tane radyo var. Birkaç tane televizyon kanalı var. Bizde bir tek Gariban Cem TV var. O da işte büyük zorluklarla falan, çünkü çok pahalı bir oyuncak o. 24 saat enerji sarf ediyor.
sürekli sizden para çekerler. Yani şey olarak, TRT olarak vesaire. Ama direniyoruz ve onlara da onu da diyeceğiz. Şimdi verin bakalım. Alevilere artık televizyon da vereceksiniz. Aynı zamanda radyolar da vereceksiniz. Aleviler de kendilerini Trakya'da, pekala Trakya'daki yaşayan insanlarımız da kendi düşüncelerini, inançlarını ifade etmek isteyeceklerdir. Bütün dünyaya, sadece Trakya'ya değil. Binaenaleyh geldiğimiz nokta, bu kadar yıl mücadele ettikten sonra ama barış içerisinde, kimsenin burnunu kanatmadan, devletin en üst organlarını da yanımıza çekip onları da ikna ederekten, ya Türkiye hepimizin, yani Çanakkale'de ölenlerin hangisinin kim Kürt'tür, kim Türk, kim Laz, kim Çerkez, kim Alevi, kim Sünni belli mi? Değil. Bu toprak hepimizin. Binaenaleyh bu toprağı da eğer aynı şekilde mutlu biçimde yaşamaya devam edeceksek bu topraklarda, o zaman ortak değer yargılarını beraber üretmek zorundayız. Onun da yaratacak olan kimlerdir? Bir toplumda önderleri kimler olabilir? Bilim adamları olacak ve şairler olacak, öğretmenler olacak. En önemli kesim onlar. Ve işte şey konusunda da, bu ilahiyat konusunda da Alevi dedeleri olacak. Bektaşi babaları olacak. Nusayri inanç önderleri olacak. Mevlevi inanç önderleri olacak. Yani o konuda haksız bir biçimde biz hep geride bırakılmaya gayret ettik. Hepimiz farklı imkanlara kavuşabilmek için farklı yollar tercih etmek zorunda kaldık. Ama direndik, bugüne kadar geldik. Bugün de burada gördüğüm gibi bir kere sizi, hepinizi destek verdiğiniz için yönetim kurulunuza çok güzel bir cemevi yapmışsınız. Burada huzurla, inşallah mutluluk içerisinde sohbetlerinizi, muhabbetlerinizi geliştirirsiniz. Ve birbirinizin sorunlarına çözümde bilinir ki oraya gidersek bir yiğidin sözü, bir düşünürün sözü size doğru yolu göstermekte yardımcı olabilir. Artık bir mekanınız var. Türkiye'nin her tarafında bundan sonra bu mekanlar devletten alacağınız paylarınızla inşa edilecektir. Verdiğiniz vergilerin bir kısmı size geri gelecektir. Bu mahkeme kararına bağlı bir olaydır. Bu onların takdirine bağlı değildir. Şu iktidarın, bu cumhurbaşkanının, bu başbakanın değil. Takdir onlara ait değil. Mahkeme kararını verdi, bitti. Hem de oy birliğiyle. Yani kendilerine bir süre vereceğiz. Size 15 gün süre ya da 20 gün süre, ya gereğini yaparsınız ya da yapmazsanız o zaman başka davalara sizi muhatap ederiz. Devlet daha çok zarara girer. Bir de size tazminat ödemesi gerekir çünkü. Onun için bunların yolları yine hukuk yoluyla ama soğukkanlıkla, kimseyi incitmeden yapacağız inşallah. Yani devletin iktidarını alıp Alevilere karşı yanlış kullananlar, bunların hepsinin hesabını verecekler ve bundan sonra da merak etmeyin. Yani en kısa sürede bir 15-20 gün daha sabrederseniz Cem Vakfı'nın yayınlayacağı bir deklarasyon olacak. Siyasi partileri de bu şekilde beyana davet edeceğiz. Siz buna mutabık mısınız, değil misiniz? Hiçbir siyasi parti biz mutabık değiliz demeyecek. Demeyecek ama o zaman da iktidara geldiklerinde tersini söyleyemeyecekler. Bu ne demektir? Seçimlerde çok çalışacaksınız. Ve aydınlatacaksınız birbirinizi. Alevi'yi de, Sünni'yi de, Şafii'yi de, Hanbeli'yi de. Çünkü bu bir temel hak meselesi. İnsan haysiyeti meselesi. Bunu da kendi aranızda halledeceksiniz. Ama yanınızda hep Cem Vakfı, arkanızda Cem Vakfı olacak. Benim bu size anlattıklarım özet, 30 yılın özeti ve varılan noktadır. Çok iyi bir noktadayız, onu bilin. Alevileri Sünniler de seviyor. Tanrı insandadır. İnsan neredeyse Tanrı oradadır. Hazreti Ali'nin bir Tanrı tanımı var. Her yerde, her şeyde, her zaman bulunan. Ama hiçbir şeyin kendisinde bulunmadığı varlığa Tanrı diyoruz. Ben hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizleri yorduysam beni bağışlayınız. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.